Videoya geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olup like butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Conor Meshur McGregor, İrlandalı karma dövüş sanatları savaşçısıdır. UFC şampiyonu ve dövüş için yaratılmış bir paratoner. McGregor, ring dışında ateşli tutumu psikolojik olarak rakibini yıkabilir. Ancak yetenekleri dövüş alanı içinde kendini kanıtlıyor. Çok popüler bir kişi olmasına rağmen hala Conor McGregor hakkında hala bilinmeyen bazı gerçekler var. Conor'ın Erin McGregor adında bir kız kardeşi var. Kız kardeşinin de onun gibi fitness ve antrenman tutkusu var. Kız kardeşi de şampiyon bir vücut geliştirmeci. Erin vücut geliştirme sahnesine katıldıktan sonra yoğun antrenman sürecinde erkek kardeşine daha da yaklaştığını belirtti. Vücut geliştirmeye başladıktan sonra annesine Conor'ın ne kadar sıkı çalıştığını şimdi tam olarak daha iyi anladığını söyledi. Çoğu kişi UFC şampiyonluğunun Jose Aldo ile mücadelesinin kariyerinin en hızlı nakavtı olduğuna inanıyor. Conor kavgayı 13 saniyeden daha kısa bir sürede bitirdi. Ancak bu en hızlı nakavt performansı değildi. En hızlı galibiyeti Nisan 2011 şampiyonasındaydı. Celtic Doherty ile dövüşü sadece 4 saniye sürdü. Conor rakibi sert bir sağ darbesinden sonra yere serdi ve kavga sona erdi. Conor sadece şampiyonluk rekoruyla tanınmıyor. Aynı zamanda bir moda ikonu olarak da giyinişiyle göze çarpmayı biliyor. Bakımlı saç stillerinden havalı sok seçimlerine kadar Conor iyi giyinmeyi seven bir kişi. Conor 2014 yılında Dublin'de Peter Mark VIP ödüllerinde İrlanda'nın en şık adamı seçildi. Conor çok açık sözlü, insancıl bir kişidir. Tüm insanların eşit olduğu görüşünün en güçlü savunucularındandır. Renkleri, dinleri veya cinsiyetleri ne olursa olsun insanların eşit olduğunu hep savunur. 2015 Mayıs'taki eşcinsel evliliği yasalaşırken bu yasalar lehine İrlanda'nın halkın oy kullanmasını sağlamak için çok çalıştı. Bu çalışmalarından sonra İrlandalı ve gururlu olmak için harika bir zaman diyerek bu mutluluğunu ifade eden bir tweet attı. UFC'nin başkanı Dana White, Dublin'i ziyaret ederken onlarca kişiden Conor McGregor'ı duydu. Dana'ya yer altındaki MMA sahnesinde patlayan gizemli ve bilinmeyen bir dövüşçüden bahsedilmişti. Tabii ki bu kişi McGregor'dı. Dana'nın McGregor'ı görünce ikna oldu ve UFC sözleşmesi için Conor'ı ABD'ye uçurdu. Dana o kadar emindi ki Conor'ın UFC'de hiç kavga etmeden onunla hemen sözleşme imzaladı. Yaşları boyunca pek çok sporcunun profesyonel boksörlerin dövüşlerinden önce batıl ritüelleri takip etme eğiliminde olma anlayışı vardır. Çoğu kişi dövüşten önce seksten uzak durma gibi batıl inanca kendilerine inandırmış gibi hareket ederler. McGregor ise bunun saçma bir batıl inanç olduğunu ve kesinlikle mümkün olduğu kadar çok seks yaptığını belirtmiştir. Conor bir bitirici olarak bilinir. 19 galibiyetinin 17 tanesi nakavt ile kazandı. Bir tek KO tarafından kazanamadığı bir dövüş vardı. Bu mücadelenin ortasında diz ekleminin önemli bir yerinde yırtık meydana geldi. Mucizevi bir şekilde hakem kararıyla maçı kazandı. 2013 yılında Max Holloway'e karşı dövüşünde kavga boyunca büyük bir acı duyduğunu ve çığlık attığını söyledi. Ayağa kalktığında titriyordu. Ancak mücadele süresince maça böylece devam etti. Videoları izlemenizi tavsiye ederim. İyi günler.